Merhabalar, bugünkü aracımız 2007 model Land Rover Sport. Aracımıza Green Dean Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktada bulunan orijinal ekranı arka kısmından çıkardık. Bizim Green Dean cihazımızı var olan ekran kısmına yerleştirdik. Bu birinci konu. İkinci konu, aracın orijinal CD radyosu olduğu gibi kendi yapısında duruyor. Durmasının birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi, aracın Harman Kardon müzik sistemi var. Bu ilgili noktadan orijinal CD radyo ayırdığımızda, Grundy'yi ilgili noktaya kurduğumuzda maliyetleri artıyor kullanacağın. Çünkü haberleşme sistemini sağlayan Most aparatı kullanmak lazım. Bu birinci konu. İkinci konu ise var olan orijinal park sensörlerinin sesi orijinal CD radyo yuvadan ayırdığımızda sesler kayboluyor. Hem maliyetin artmaması için hem de park sensörünün sesinin kaybolmaması için orijinal CD radyoyu ilgili kısımda tutuyoruz. AUX yapısında tutuyoruz. Artık üstteki cihazımızda yaptığımız işlemlerin ses yapısı araç içerisine sorunsuz bir şekilde aktarılmış oluyor. Bu araçlardaki önemli konulardan biri de direksiyon simidi üzerinde 5 fonksiyon. Direksiyonun sol tarafında bas konuş, sağ tarafında alt tarafta ise telefon açma ve cevaplama olarak toplam 8 adet tuş var. Bunlar da sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. Örneklerini gösterelim. Ses açma. Ses kısma. Şarkı geçişleri ya da kanal atlama sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sol taraftaki bas konuş. İstanbul hava nasıl? Türkiye'deki İstanbul'da şu anda yağmur yağıyor. Gibi. Yine keza bağlı bulunan CarPlay'deki telefonu arıyorum. Şuradaki direksiyon kumandalarındaki açma ve kapamayı göstermek için. Farklı bir telefonla CarPlay'in bağlı olduğu telefonu arıyorum. Telefonu arıyoruz. Telefon açma. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle sesi de arttıralım. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kapama da evet, sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Direksiyon simidi üzerindeki ses açma kapama, şarkı geçişleri, şarkı kanal değiştirme, bas konuş ve telefon açma tuşları da sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırmış olduk. Bu araca bir eklentimiz ön kamera, bir de geri görüş kamerası ekledik. Ön kamera analog çalışıyor, yani elle çalıştırmanız lazım. Dokunuyorum, ön kamera devrede. Kullandığımız kamera analog HD, 180 dereceye yakın bir açı sunuyor. Geri vites kamerasına geçiyorum. Geri vites atıyorum. Otomatik kamera devreye giriyor. Köşede ileri vites aldığında ön kamera devrede kalıyor. Geri görüş kamerası otomatik olarak çalışır. Görüldüğü şekilde yine arkada kullandığımız kamera da öndeki gibi geniş açılı ve 180 derece yakın bir açı veriyor. Sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cisimleri ekranda da görebiliyoruz. Şu anda arkadaşım sağ dikiz aynasındaki çöp kovasını göstersin. Gördüğünüz metal cep kovası kapı kenarında bulunan ekranda da ilgili kısımda sorunsuz bir şekilde görüşmüş, ekrana taşımış oldu. Böylelikle aracı park ederken bütün hatlarını hakim olarak kullanıcı park edebilecek. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli. CarPlay'i kablosuza çeviren özel bir parça da kullandık. Onu da torpido içerisine yerleştirdik. İlgili kısımda kablosuz CarPlay yapan parçamız. Şu anda telefonumuz kablosuz olarak bağlı. Apple telefonumuz. Android Auto'yu kablosuz hale çeviremiyoruz. Ama Apple'ı kablosuz halde kullandırabiliyoruz kullanıcıya. Aynı zamanda keza kablolu şekilde de kullanabilecek. YouTube kanalımızda GX3800'ün yüzlerce araca kurulmuş örneklerine bakabilirsiniz. Land Rover Sport da bu araçlardan biri oldu. Apple CarPlay deneyim için fiyat performans ürünü tamamıyla sorunsuz bir kullanım deneyi kazandırıyor kullanıcıya ve kullandığımız ekipmana itibariyle de araca bir bütünlük, orijinal fabrikasyon bir görünüm kazandırmış olduk. Hem direksiyon kontrollerini sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Müzik sistemi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Var olan park sensörleri çalışıyor. İlave kameralarla da bu deneyimi daha da keyifli hale getirmiş olduk. Şöyle Spotify'dan bir müzik açalım. Şu anda gerçi akü sorunu olduğu için bu sesi yükseltemiyorum. 20'li seviyede kalıyor. Şuradan açalım bir müzik. Cihazın ses işleme yeteneği sayesinde de kullanıcıya çok özel bir deneyim kazandırmış oldu. Aracımız 2007 model Land Rover Sport GX3800 Grundig cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.